Şimdi ben şunu merak ediyorum Yeter Hanım. Şimdi daha önceki çocukta daha doğrusu şey Yeter pardon şey Nuran çocukları alıp böyle köy içinde gezer miydi? Çocukları gezdirir miydi? Ya gün uzun gezerdi aşağı yukarı da ben neye gittiğini tabii takip etmiyor. Evden çıkar giderdi. Kaç gibi çıkardı evden giderdi? Yolda da aşağı yukarı gezerdi. Kaç gibi evden çıkardı giderdi gezerdi? Valla saat bakmaya onu yalan söyleyemem. Şimdi saatten haberim yok öyle. Kaç gibi geliyordu, kaç gibi geliyordu. Bir girip bir çıkıp gezip duruyorlardı öyle. Peki ne kadar gezerdi yani orada işte çocuklarla hep yanında olur muydu ikisi de? İki çocuk da yanında olur muydu yoksa sadece Meryem'le mi giderdi? Oğlan sırtında olurdu. Oğlan sırtında olurdu, kızı oğlan da elinde olurdu. Oğlan ufak ya ta o zaman. Kız da yanında olurdu öyle gezerdi. Peki genellikle oğlan ufaktı, peşinde koşmak istedi. Anladım. Genellikle sabah saatlerinde mi, öğle saatlerinde mi, akşam saatlerinde mi çıkardı? Hangi saatlerde gezdirmeye çıkardı çocukları? Ablacığım burasını bilmiyorum vallahi saate bakmıyorum öyle öyle girer çıkardı işte hiç. Devamlı evde oturup durmuyor biz işe gidiyor başka bir yere gidiyor. Peki çocuklar arkasından giderken yani daha doğrusu öyle oğlu sırtında kızı yanında falan gezmeye giderken sen şey demiştin yanlış hatırlamıyorsam yukarı doğru çıkar giderdi demiştin. Hangi yöne doğru gider gezerdi gelirdi? O yukarı doğru giden yerler ben Murat abiye dedim o yanımızdaki kameracı abiye de dedim. Bu yukarı gittiği yer yukarı da gösterdim onlara. Bu yukarı gidermiş. Bu yukarı 2-3 tane ev var bu yukarı. Onlar hep görürlermiş. Bu yukarı gittiğinde sırtında çocuk. Yanında kız. Peki. Ben onun takipçisi değil mi? Evden çıkıp gidiyor. Daha haberim yok. Peki orası yani ya sen de görür müydün? Arkasından bakar mıydın? Bayağı uzak mı evinize? Ne kadar uzaklıkta orası? Ya evden ne kadar uzaklaşıyor? Ya bayağı var. Yok hadi ben arkasından bak. Köşeyi döndüğümü daha göremiyorsun. Arkasından baksan da bile köşeyi döndüğümü göremiyorsun daha. Peki gelinin yukarı gittiğini, yukarı doğru gittiğini o evdeki komşuların mı söyledi? Sen kendin mi gördün? Evet o yukarı gören komşular söylüyor. Peki komşular ne dediler? Bu yukarı giderdi diyorlar hep. Hep yukarı gidiyordu diyorlar. Gezmeye gidiyordu bu yukarı diyorlar. Hep gezmeye gidiyordu bu yukarı diyorlar. Başka kötü bir şey de olmadı hiç. Peki gezmek için yukarıya mı gitmek lazım yoksa köyün başka yerine mi gitmek gerekiyor? O gezilecek bir yer mi Nuran'ın çocuklarla gittiği yer? Ya şimdi bilemeyiz onu. Belki canım yukarı gitmek istedim. Kalabalık yere gitmek istemezdir. Yukarı gitmek istedim. Yukarı giderdim. Bilmiyorum artık orasını. Peki hep çocuklar yanında olur muydu? Yoksa zaman zaman oraya tek de gider miydi? Ya tek gitmez herhalde. Çocuklar yine bile gider. Tek yine gittiğini hatırlamıyorum onu ben. Tek gittiğini hatırlamıyorum. Orada kameralar var mı Savaş? Onu önce sana sor. Orada yani yok senin abla. Eşinin o tarafa gittiği yerde kameralar var mı? Yok abla. Kamera yok. HES'e doğru gidiyor. HES'e kadar yok kamera. Ya eşinin yukarı gittiği yerde kamera var mı? Yok abla. Orada kameralar yok. Yok abla. İşte onun gittiği yere kadar yok. Onun yukarısında HES var zaten. HES'te var kamera sadece. Peki o sırada yolda birileriyle konuşur muymuş? Yeter Hanım senin gelin. Yani komşularla konuşuyor muymuş? Ya bilmiyorum. Bu fazla kimseyle konuşmadı. Öyle aşağı yukarı gezen bir adam. Öyle yalı şey laf atmaz öyle etrafa şeyde insanlara bilmiyorum hatırasını. Ya ben ama şunu merak ettim Yeter Hanımcığım. Sonuçta senin gelin sırtında çocuk, oğlu, elinde de kızı geziyor yukarı doğru gidiyor. Şimdi normal bir gezmeyse kendinizi koyun sevgili izleyiciler. Yani gelin orada gezmeye gelip yukarı doğru gidiyorsa komşular bunu niye sana haber veriyorlar? Ben anlamadım. Normal gezmiş kız yani. Komşular ne gördüler, sana ne söylediler? Ya komşular o zaman ne haber vermediler. Komşular ha bu durumlardan sonra söylüyorlar şimdi. O zaman ne gelinim bu yukarı gidiyor, bu yaşa geliyor diyen olmadı. Peki şimdi konuşuyorlar hep, şimdi söylüyorlar. Savaş, senin eşin, sırtında evet, oğlun, elinde de çocuk evet, Meryem'le beraber. Ya tanımadığı biriyle konuşur muydu? Konuşmaz abla. Konuşmaz. Yani normalde de videolarda sen de bile konuşmuyor. Konuşmaz. Normal işte siz de bile konuşmuyor doğru düzgün. Yeter ama oturuyor da önüne sessiz bir kız yani. Sessiz abi ben söylüyorum zaten konuşmaz yani. Şimdi Yeter Hanım senin gelin çocuklarla beraber yukarı çıkıp eve tekrar geri geldiğinde sen gelinde tavırlarında halinde yani konuşmalarında ya da bakışlarında bir gariplik sezdin mi hiç gelinde?
Ablacığım hiç böyle yüzüne bakıp da hiç incelemedim öyle. Bak hatta Rahman bile dedi bak ablaya da o kaçtı gününü dedi. Yüzüne baktın mı dedi. Evet. Ne biçim dedi yüzü dedi. Ben de yüzünün olsam dedi yüzünden anladım dedi Rahman kardeşi. Yani dedim ben de ben yüzüne izle bakmadım onun dedim. Yüzünü incelemedim bilmiyordum. Aynen dedim Rahman yedik içtik yattık dedim ondan sonra. Ben incelemedim yüzünü dedim. Ama şimdi bunlar hiçbirisi kabul etmiyor bak hastalık. Hastayı boş ver. Hastalığı boş benim ver. De psikolojim bozuldu zamanında. Hastalığı boş ver. Ben o gün ya olayı hastalığı boş ver tamam mı Yeter Hanımcığım? Abla bana bir zaman verirsin tamam mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Vereceğim. Hastalığı boş ver. Şimdi senin gelin yukarı gidip çocukları gezmeye götürüp eve tekrar geri geldiğinde neşeli miydi? Yoksa biraz yani üzgün müydü? Hali tavrı nasıldı? İnsan anlar ya. Gelin ya. Aileden evden biri ya sen anlarsın. Konuşmaz söylemez hissetmez bir şey işte. Neşeli mi dönerdi? Çocuklarla uğraşır çocuklara bakar şey yapar. Bizimle öyle fazla şey yapmaktan olmazdı. Neşeli mi dönerdi oradan? Gittiği yerden neşeli mi dönerdi? Yok. Peki çocukları evde hayır, bırakıp. Hayır yalan söyleyemem. Ya Yeter Hanımcığım çocukları evde bırakıp tek başına dışarı çıktığı oldu mu? Hiç hatırlamıyorum orasını. Hiç çıkmadı galiba. Bir hafızanı yoksa sanki tek başına görenler de var. Ben öyle duydum. Çocuklar olmadan da Yeter'i yukarı doğru giderken görenler varmış. Bizi arıyorlar köyden. Çocuklar olmadan. Ya bazı çocuklar dedesiyle geziyor. O zamanlık edebilir. Ben bilmiyorum. Burasını yalan söyleyemem şimdi. Tamam çünkü bana ya, köyden... Duymadığım şeyi gördüm deyip de yalan söyleyemem. Tamam, şimdi arkadaşlarım Pınar Hanım da söyledi. O sırada yani köyden de arıyorlar isimleri gizli kalmak şartıyla. Çocuklarını almadan da yukarı doğru yürüyerek bir yere doğru gidiyormuş Nurhan. Vallahi bilmiyorum burasını. Ben şimdi yalan söyleyemem. Yani dedeleri çocuklarla ilgilenirken... torunlarını gezdirirken Nurhan ne yapıyordu? Ben başka yere giderdim. Ben evde onunla... Ne bileyim burasını bilmiyorum işte. Hayır, ben... Bir şey diyemem burayı. Cemal Bey torunlarla evde mi ilgileniyordu yoksa Cemal Bey torunları gezmeye mi götürüyordu? Evde bakıyordu değil mi? Ben doğru biliyorum. Evin içinde bakıyordu. Yok dışarıda gezmeyi çok sever. Evde durmaz o. O zaman çocukları da alıp götürüyordu. O dışarıda gezmeyi çok sever. Tamam. Çocuklarla gezmeyi çok sever. O, şey o zaman o komşuların gördüğü doğru. Nurhan çocuklar olmadan yukarı doğru. Çünkü zaten kayınpeder çocuklarla ilgileniyor. O da tek başına yukarı doğru gezmeye gidiyormuş. Doğru mu? Ben bilmiyorum burasını. Hatırlamıyorum öyle şeyleri. Az önce gitmiş olabilir dedin ya canım. Değil mi? Ben hepimiz evde durmuyoruz. Benim de işim gücüm oluyor. Bir tarafa gitmiş duruyorum. Ama az önce olabilir. Yani yukarı doğru tek başına da gitmiş olabilir. Yani benim kocam da torunlarla ilgilendiği için diyorsun. Dedin ya. Evet. Peki. Şimdi Savaş sen önce şu sorunun yanısını ver bana. Tamam abla. Ondan sonra ben bir şey diyeceğim. Peki abla. Senin acaba senin eşin. Bu soruda neden sordum? Açık anlaşılmıştır tabii. Ben öyle tahmin ediyorum. Bir kıskançlıktan dolayı olabilir. Acaba senin eşin yukarı doğru gittiğinde biriyle orada görüşüp yani acaba biriyle konuşup samimiyet kurduysa eğer bu kurduğu samimiyet gelip size, annene, sana ya da birilerine söylendiyse sen duysan mesela Nura'nın köyde biriyle samimi olarak konuştuğunu, sohbet ettiğini, arkadaşlık kurduğunu bir erkekle ne yapardın Savaş? Ablacığım bir kere öyle bir şey yapacak bir insan değildi. Onu boş ver sen yapsaydın ne yapardın? Yapamaz zaten. Yapsaydın çünkü ne yapardın? Çünkü benim öfkemi biliyor yani yapamaz. Yapsaydın ne yapardın? Çünkü abla sonuçta... yapsaydı alırdım teslim ederim ne yapacağım yani ailesine verirdim. Çünkü evden ilk gittiğinde Gülfidan diye bir kadının yanına gidiyor. Aman kim onu ikna etti bir erkek mi ikna etti? Bunu sen şu ana kadar bunun cevabını merak etmişsin ama bulamamışsın. Yok abla. Tamam sığınma evine gidiyor. Sığınma evine Nurhan gittiğinde... Senin kavgalarından, seninle olan gerginlikten ya da başka bir şeyden mi gitti? Yoksa bir erkek onu artık ikna etti, o yüzden mi sığınma evine gitti? Ablacığım ben bilmiyoruz. Onun başkasıyla konuşup şey yapacağına kesinlikle katılmıyorum. O gün, öyle yapmaz o gün yani. Nihat diye birinden mesaj geliyor, tamam mı? Cep telefonuna mesaj geliyor. O mesajı ilk sen mi gördün, Nurhan mı Nurhan gördün? Kendisi gösterdi abla bana. Yani Nurhan kendisi sana gösteriyor. Sonuçta birinden Nurhan'a bir mesaj geliyor, sen yine sakinliğini koruyorsun. Ablacığım yanlış numara olduğu için yani, ben hiç şey yapmadım. Peki. Ya gözünü seveyim Yeter Hanımcığım senin ablan Ümmühan Hanım o gün öğle saatlerinde kahvaltıya geliyor
ve kızla böyle devam ederlerse ben kaçacağım diyor. Bunu duyuyor ve sana söylemiyor. Nasıl söylemez Yeter Hanım sana bunu? Ya bir şey demedi o gün orada. Ama normal mi? Dedikodu olur diye söylemedim diyor. Olur mu? Ne dedikodusu? Kız iki defa gitmiş evden. Dedikodusu mu kalmış? Onun can güvenliği için bunu gelip sana söylemesi lazım. İşte ben de burada bunu sana söylemediğine inanmıyorum. Açık ve net. Çok kesinlikle eminim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bak. Köye sesleniyorum buradan. Seslen. Özellikle iki kişi. Ben kim olduğunuzu biliyorum sizin. Sağda solda konuşuyorlarmış hani gördük diye. Suzan'dan çekildiğine, korktuğuna adam olup da konuşamıyorlarmış. Ya niye korkarlarmış benden? Niye korkuyorlar? Ben abi sus ya. Ben Nurhan'ın yolda gezerken tavırlarını görenler varmış. Ya nasıl bunları işte? Bana söylemeyin. Ne? Tavırları neymiş senin işte işin? Bana söylemeyin diyor. Arayın bağlanın. Ha ben sana nasıl tavırları varmış erkeklerle mi konuşuyormuş? Yok abla yani yürürken de başına yürürken yani. Tek başına. Ben Osman abla. Benim gördüğüm yani bana da gelen ihbarlar doğru. Osman senin eşin sadece çocuklarla değil tek başına da. Yok o bizim alt tarafı abla. Ha? Osman, alt tarafı diyorum ben. Tek başına bir yerlerde yürüyor. Köy içine diyorum ben abla. Köy içinde acaba biriyle ya mi bunlar, arası samimi oldu? Ben şey diyeceğim bunlar bak. Acaba köyde biriyle mi flörtleşti senin eşin? Ablacığım öyle bir şey olmaz bak. Ben bilmiyorum. Köye diyorum ki doğruları konuşun. Bunlardan korkmayın. Alay gelsin bak doğruları tamam. Konuşun ama. Kemal tamam. Çok kısa. Alay gelsin korkma alay gelsin. Doğruları konuşun. Tamam doğru konuşsun. Doğruları konuşsunlar. Açılsın madem konuşsun. Niye korkarlarmış benden? Ben ne dermişim? Ben insana ne yapalım? Kemal Bey çok kısa ne olur söyle. Söyle canım. Şimdi bunun görgü tanığının beyanlarına göre çocuğun arka tarafa kadar çalışması neyi gösteriyor biliyor musun? Ne gösteriyor? Şimdi arabayı el etmiş ben çarşıya gideceğim diye söylemiş ya bak. Kendi kimlik kartı, çocukların nüfus kağıdı da yanında. Bu kaçmayı planladı diyorsun. Ha, daha önce söylemişti. Kaçma planı değil. Bunların buna zarar vereceğini %100 doğru. Anladım. Ben ne diyorum? Bunu konuşmuşacağız. Şükür'ün annesine, Şükür'ün annesi. Abla. Sesleri alın. Sesleri alın. Şükür'ün annesi gelsin lütfen.